Evet, iş ve kinetik enerji üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu videoda kinetik enerji ve iş enerji teoremini anlatmaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir başlangıç yapalım. Bakın bir cisim üzerinde yapılan toplam işe W dersek bu W'nun yer değiştirme ile ilgili olduğunu biliyoruz değil mi? Bir, bir önceki videoda görmüştük. E, yer değiştirme de cismin konumunun değişimi ile ilgili. E, konum değişimi de aslında cismin süratiyle ile ilgili değil mi? E, dolayısıyla şöyle bir öngörüm olmalı burada. Cismin üzerinde yapılan toplam işle süratin bir ilgisi olması lazım. Bu ikisinin bir bağlantısı olması lazım. Şimdi bunu gözlemek için şöyle bir örnek seçelim. Mesela böyle bir cisim olsun. Bu V hızıyla hareket ediyor olsun. Ve bu cisme şu şekilde bir kuvvet uygulandığını düşünelim. Ve cismin serbest cisim diyagramına bakalım. Cismin serbest cisim diyagramında cismi noktasal bir cisim olarak düşünüyoruz. Ve buna etkeden kuvvetleri gösteriyoruz değil mi basitçe? Bir normal kuvvet etkileyecek zemin itme kuvveti cismin ağırlığı olacak bir de bu şekilde bir kuvvet uyguluyorsam, bu F kuvveti olacak ve cisim bu yöne doğru bir hıza sahipse bu yöne doğru da bir yer değiştirmeye sahip olacaktır. Dolayısıyla yer değiştirme vektörünün de şu şekilde olduğunu gösterebilirim en yön olarak. E, bu durumda e, cisim üzerinde, cisim üzerine etki eden kuvvetlerin yaptığı toplam işe bakacak olursam buradaki N ve W'nun zaten iş yapmadığını fark ederim çünkü yer değiştirme vektörüne bunlar dik değil mi? Bunlar iş yapmıyordu. Burada iş yapan şey F kuvvetidir ve bu da yer değiştirme vektörüyle aynı yöne bakıyor bu örnek için ve dolayısıyla yapılan iş pozitiftir burada. Ve e, V toplamın yani W toplamın işte yapılan toplam işin burada pozitif olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda cisme böyle bir kuvvet etki ettirdiğimizde cismin hızlandığını gözleriz değil mi? E Dolayısıyla bakın e, yapılan toplam iş cisim üzerinde sıfırdan büyük olduğu zaman cismin hızlandığı gözleniyor. Mesela e, bu kuvveti bu şekilde değil de bu yöne doğru uyguluyor olsaydık bu durumda. Ee, yine cismin serbest cisim diagramı aynı şey olacaktı yalnızca kuvvetin yönü değişiyor değil mi uyguladığımız kuvvetin. Ee, bu durumda da toplam iş negatif olacaktı çünkü N ve W zaten iş yapmıyor ve F kuvveti de yer değiştirme vektörüne zıt yönde olduğu için e, yap yaptığı işin e, negatif olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla cisim üzerinde yapılan toplam iş sıfırdan küçük olacaktır ve bu durumda da aslında cismin yavaşladığını gözleriz değil mi? Zaten bu hızda böyle hızlı hareket eden bir cismi böyle durdurmaya kalkıyoruz bir nevi. Yavaşlatıyoruz yani değil mi? E dolayısıyla cismin yavaşladığı gözleniyor. O halde cisim üzerine e, ne, ne diyelim, Cisim üzerinde yapılan toplam iş sıfırdan küçük olduğu zaman cismin yavaşladığını gözlüyoruz. Ve e, bu F kuvvetini e, ne, ne olarak, böyle bu şekilde cismin üzerine doğru etki ettirsem, böyle bir kuvvet uygulasam ve bu durumda yer değiştirme vektörüm bu şekilde değil mi, e, hızı bu şekilde olduğuna göre e, yer değiştirmeye dik bir kuvvet uygulamış olacağım ve e, bu ne ne yapacak? Aslında bir iş yapmayacak. Dolayısıyla cisim üzerine ne, üzerinde yapılan toplam iş sıfıra eşit olacak ve e, bu durumda da zaten böyle bir durumda da cismi süretinin değişmediğini gözleriz. E, o halde bakarsak eğer yapılan işle e, sürat arasında e, bir ilişki olduğunu mesela burada görebiliyoruz açıkça. E, yapılan iş sıfırdan büyük olduğunda pozitif olduğunda hızlanma var. Küçük olduğunda yavaşlama var. Sıfır eşit olduğunda süretin değişmediğini yani hız vektörünün büyüklüğünün değişmediğini gözlüyoruz. Şimdi e, bu gözlem önemli ve bu gözlemimizi biraz daha bir adım ileri götürmeye çalışalım. Ve e, bunun için birazcık düşünelim. Bir eşitlik halinde bir şekilde ifade etmeye çalışalım bu ilişkiyi. Diyelim ki M kütleli bir cisim F kuvveti etkisinde ee, ne diyeyim buradan buraya geliyor. X1 konumdan X2 konumuna geliyor ve S kadar bir yer değiştirme yapıyor. Bu yer değiştirme vektörü bu şekilde gösterelim ve X1 noktasındaki hızına V1, X2 noktasındaki hızına da V2 diyelim. Şimdi ilk olarak ilk bakışta bu cisim için Newton'un ikinci yasasını yazabiliriz aslında öyle değil mi? F eşittir M çarpı AX olacaktır. Bunu nasıl yazdık? E bunu şöyle yazdık. Aslında buradaki F e, cisme etkeden net kuvvet olsun ve bu net kuvveti bu şekilde göstermiş olalım. E, cisme etkeden net kuvvet varsa bu şekilde e, bu e, kendi yönünde bir ivme oluşması neden olacaktır değil mi? Onu da e, burada sadece X doğrultusunda hareket olduğu için AX ile gösterelim. Ve e, bu kuvvetle. İvmenin oranının sabit ve adına da kütle derdini. Yani kütle çarpı ivme Newton'un ikinci yasası. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu eşitliği yazabilirim. Newton'un ikinci yasası gereği. E, e, S yer değiştirme vektörünün de aslında x2-x1 olduğunu biliyorum. Büyüklük olarak tabi Şöyle büyüklük yazalım ya da vektör işaretini kaldırabilirdik her neyse. E, bu yer değiştirme vektörünün büyüklüğünün de x2-x1 olduğunu biliyorum. Şimdi e, burada aslına bakarsanız bu bilgilerle ee, ve e, ne diyelim, cismin aslında sabit ivmeli doğrusal bir hareket yaptığını biliyorum. E, sabit ivmeli doğrusal hareket eşitliğimi kullanabilirim bu bilgilerle. E, bu sabit ivmeli doğrusal harekette de şöyle bir eşitlik vardı hatırlarsanız, bunu görmüştük zaten. v2'nin karesi eşittir, v1'in karesi artı 2ax çarpı s yazılabilir, değil mi? v2 ile v1 arasında böyle bir ilişki vardır. Sabit ivmeli doğrusal hareket formülümüz nereden geldiğini vesaire daha önce anlatmıştık zaten. E bunu yazabiliyorsak buradan AX'i de çekebiliriz. AX'i çekecek olursanız buradan V2'nin karesi eksi V1'in karesi bölü 2S olacaktır. E, e bu durumda da bakın e, burada e, e, kuvvetin ne olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla kuvveti de e, AX yerine şunu yazarak tekrar yazabilirim. M çarpı ne olacaktır kuvvet? V2'nin karesi eksi V1'in karesi bölü 2S olacaktır. Peki bu net kuvvetin yaptığı işin ne olduğunu biliyorum ben W eşittir F çarpı s olduğunu biliyorum öyle değil mi? Dolayısıyla bakın buradaki ifadeyi S ile çarpıyor olacağım basitçe. Ve buradaki S'ler birbirini götürecektir bu durumda. E o halde ne olacaktır bu ifade? Neye eşit olacaktır? M çarpı V2'nin karesi eksi V1'in karesi bölü 2'ye eşit olacaktır. Bir başka deyişle, bir başka şekilde yazacak olursam. 1 bölü 2 M V2'nin karesi eksi 1 bölü 2 M V1'in karesi olacaktır. İşte F net kuvveti tarafından yapılan iş... Aynı zamanda buna eşittir, değil mi? Hız olarak da ifade etmiş oldum, yani hız ve kütleye bağlı bir şey olarak ifade etmiş oldum. Ve e, burada bir tanım yapıyorum. Bakın, 1 bölü 2 aslında şöyle diyelim, e, kinetik enerji ya da K ile gösterelim direkt olarak. Burada bir tanım yapıyorum, 1 bölü 2 mv kare e, ifadesine burada karşılaştım bu ifadeye, kinetik enerji adını veriyorum, bir isim veriyorum sadece bu ifadeye, değil mi? Bunun adı kinetik enerji olsun kinetik enerji. Bu cismin kütlesi, bu da cismin sürati. Böyle baktığım zaman bir kere bu ifadeye baktığımda ilk olarak neyi görüyorum? Bu ifadenin negatif olamayacağını görüyorum. Hiçbir şekilde zaten burada bir ifadenin karesi var. Burada kütle, kütle negatif olamaz. Burada 1 bölü 2 var. Bu ifade daima pozitiftir. Buna kinetik enerji dediysem eğer kinetik enerji negatif olamaz diyelim. Negatif olamaz. Daima pozitiftir demek de hatalı. Tabii sıfır olabilir. Hız, sürat sıfırsa. Ve e, bu şekilde tanım yaptığım zaman böyle kinetik enerji diye bir şey tanımladığım zaman e, burada e, yapılan toplam işi ya da net kuvvetin yaptığı işi aslında e, buna şuna K2 dersem değil mi? Buna da K1 dersem K2 eksi K1 olarak ifade edebildiğimi görüyorum değil mi? Ve e, buna da belki delta K diyebilirim. İşte aslına bakarsanız e, iş enerji ne diyelim e, iş enerji teoremi denen şey bu. Burada bunu çıkarmış olduk. Tabi ne yaptık, e, neyi çıkardık? Bunun üzerine birazcık konuşalım. E, burada net kuvvetin yaptığı toplam iş, değil mi? Bu e, şöyle yazalım. Her şeyin ne olduğunu da yazalım da bu önemli bir ifade çünkü net kuvvetin yaptığı toplam iş yaptı, e, toplam iş. Bu ne? K2, son kinetik enerji. Son kinetik enerji. Bu ne? İlk kinetik enerji. İlk kinetik enerji. Bu ne? E, bu da kinetik enerjideki değişim. Kinetik enerjideki değişim, değil mi? Dolayısıyla aslında net kuvvetin yaptığı toplam işin kinetik enerji, cismin kinetik enerjisindeki değişime eşit olduğunu görüyoruz. İşte iş-enerji teoremi bunu söylüyor. Kinetik enerjideki değişim net kuvvetin yaptığı toplam işe eşittir. Burada e, tabii birazcık e, konuya baktığımız zaman e, buradaki VT'nin yani yapılan işin pozitif olması durumunda, bu pozitif ise diyelim kinetik enerjinin arttığını görüyorum değil mi? Neden? Çünkü K2 eksi K1 de pozitif demektir. E dolayısıyla K1 K2 K1'den büyük demektir. Dolayısıyla kinetik enerji artar diyelim. Dolayısıyla bir cisme pozitif iş yaptığım zaman değil mi? Kinetik enerjisini arttırıyorum. Böyle görebilirim konuyu bakın. Baş ve de kinetik enerjisi artması ne demek? Cisim başlangıçtan daha süratli hareket eder demek, değil mi? Bakın. Peki bu cisim üzerinde negatif iş yapıldığı zaman net kuvvet negatif iş yaptığı zaman ne olacaktır? Bu sefer k2 eksi k1 sıfırdan küçük çıkacaktır ve bu da ne demektir aslında k2'nin k1'den küçük olması anlamına gelir öyle değil mi? Ve bu durumda da kinetik enerjinin azaldığını söyleyebiliriz değil mi? Az, azal azalır şöyle diyelim. Kinetik enerjinin azaldığını fark ederiz. Ve de e, cismin süreti ne olmuştur? Düşmüştür. Demek ki cisim üzerinde negatif iş yapıldığında kinetik enerjisini azaltmış oluyorum cismin. Ve e, süretini de düşürmüş oluyorum. Peki e, sıfır olduğu zaman e, toplam iş sıfır. cisim üzerinde yapılan toplam iş sıfır olduğu zaman ne olacaktır? E k... 2 eşittir k1 olacaktır. Kinetik enerji değişmez, değil mi? Kinetik enerji değişmez. Dolayısıyla da de cismin sürati de değişmez. Sürat de aynı kalır. Dikkat edelim burada. Sürat diyoruz, hız demiyoruz. Hız bir vektördü biliyoruz ki. Burada sürattan bahsediyoruz, hız değil. Çünkü kinetik enerji hızın yönü ile ilgilenmez. Sürat büyüklüğü ile ilgilenir, hızın büyüklüğü ile ve süratle dolayısıyla ilgilenir diyoruz kinetik enerjinin birimi ne olacaktır peki? E işin birimini jul olarak tanımlamıştık. E dolayısıyla burada iki şey birbirinden çıkıyorsa birimlerinin jul olması lazım değil mi? Tutarlı olması için. Dolayısıyla e, kinetik enerji birimi de jul olacaktır ve julü e, Newton çarpı metre şeklinde ifade edebileceğimiz gibi aynı zamanda burada kütleye kilogram dersek Hızada da metre bölü saniye dersek metre kare bölü saniye kare, kilogram metre kare bölü saniye kare olarak da julu ifade edebileceğimizi burada görmüş oluruz. Evet konu bu aslında. Şimdi bir iki tane örnek yapalım, uygulama yapmış olalım. Diyelim ki e, bu şekilde bir cisim var. Aslında bu bir önceki videoda yapmış olduğumuz örnekten, e, örneğin devamı gibi bir şey. Bu örnekte bir önceki videoda yapılan toplam işi 10 kilojul olarak bulmuştuk bir cisim filan falan vardı. Dolayısıyla o örnekten devam edelim. Bakabilirsiniz eğer o örneğe merak ederseniz diyelim. Diyelim ki bir cisim bu şekilde hareket ediyor ve 20 metre hareket ediyor ve cismin ağırlığı 14.700 newton ve tüm kuvvetlerin cisim üzerindeki tüm kuvvetlerin yaptığı toplam iş ise 10 kilojul. Bu durumda acaba cismin buradaki son süretini yani bu, bu, bu noktadaki süretini V2'yi bulabilir miyiz? Bunu düşünmeye çalışalım. Nasıl buluruz ya da. Şimdi e, neyi biliyoruz tabii ki? E, cismin cisim kütlesini bulmamız lazım. Çünkü kinetik enerji falan kullanacağız. Orada kütle geçiyor. İlk olarak bir kütleyi hesaplayalım. Kütle neye eşit olacaktır? W bölü G'ye eşit olacaktır. Bunu biliyoruz zaten. Ağırlık neymiş? 14.700 Newton'muş. G ne burada? Yer çekimi yemesi. Yer çekimi yemesini 9,8 alıyoruz her zaman yaklaşık olarak. Bunu buna bölerseniz yaklaşık olarak 1500 kilogram bulursunuz. Bu cismin kütlesidir. Dolayısıyla şu birinci noktada ilk kinetik enerjisini bulalım cismin. K1'dir bu da. 1 bölü 2 m v 1'in karesi olacaktır kinetik enerji. Biraz önce tanımladık zaten. 1 bölü 2 çarpı dolayısıyla 1500 çarpı 2'nin karesi olacaktır. Bunu da yapacak olursanız 3000 e, jul bulursunuz. 3000 jul. Evet e, K2 ne eşit olacaktır? K2 de 1 bölü 2 M V 2'nin karesine eşit olacaktır. O da 1 bölü 2 1500 çarpı V 2'nin karesidir değil mi? V 2'nin karesidir. Bu da 750 V 2'nin karesidir aslında. E, peki W toplam ne eşit olacaktır? E, cisim üzerinde yapılan toplam iş kinetik enerjideki değişimdi. Bunu biraz önce konuştuk zaten. E, o da 10 kilo Joule, Joule'muş. Dolayısıyla 10.000 e, Joule de diyebiliriz bir başka deyişle. Dolayısıyla bu 10.000'e 10 eşitmiş. E, o halde e, şu iki şeyi birbirinden çıkardığımda yani pardon şöyle ters birbirinden çıkardığımda yani 750 ve 2nin karesi eksi 3.000 e, ne eşit oluyormuş? 10.000'e 10 eşit oluyormuş. 10.000 Joule'a eşit oluyormuş. E, buradan da V2'yi bulacağız. Buradan V2'yi bulacak olursanız eğer 4,2 metre bölü saniye çıkar yaklaşık olarak. Dolayısıyla e, buradaki hızı 4,2 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz diyoruz. Bakın e, iş enerji teoremini kullanarak bu soruyu çözmüş olduk böylelikle. Bir soru daha yapalım. Bu önemli bir soru olacak. Kinetik enerjinin anlamına dair bir şeyler söyleyeceğiz çünkü daha sonra. Diyelim ki şekildeki çelik çekiç düştüğü zaman aşağıdaki mekanizmayı böyle bir çelik çekiç varmış ve düşüyor bu mekanizmayı toprağa gömüyor. 7.4 santim toprağa gömüyor. Çekicin bağlı olduğu raylar çekici 60 Newtonluk bir sürtünme kuvveti uyguluyor. E, ve e, bu durumda diyoruz ki mekanizmaya değdiği anda çekicin hızı nedir? Çekicin mekanizmaya uyguladığı ortalama kuvvet nedir diyoruz. Tabi hava direncini vesaire ihmal ettiğimizi e, düşünüyoruz burada. Şimdi ilk olarak şöyle yapacağız. E, bir serbest cisim diyagramlarımızı çizelim. İlk olarak şöyle diyelim. Çekiç serbest düşerken. Çekiç serbest düşerken. Çünkü çekiç bir serbest düşüş yapıyor. Bir de bu mekanizmaya değdiği andan itibaren mekanizmayı ittirmeye başlıyor değil mi? Bu iki durumun ayrı ayrı serbest cisim diyagramını çizelim. Serbest cisim diyagramı. Serbest, serbest düşerken daha bu mekanizmaya değmeden önce ne olacaktır bu çekici etki eden kuvvetler? Bir ağırlığı olacak bu çekicin. Bunu W ile gösterelim. M çarpı G'ye eşit. Bir de ne olacak? Ee, tabii ki sürtünme kuvveti olacak. Değil mi? Bu Belli ki bu çekiç raylı bir mekanizmaya bağlı. Bu, bu raylar bunu 60 newtonluk bir sürtünme kuvveti uyguluyormuş. Dolayısıyla bir küçük F olacak. 60 newton diyelim buna. Ve e, şu yönde bir çekicin hızlandığını görüyoruz değil mi? Bu yönde bir hıza sahip olduğunu görüyoruz. Bunu bu şekilde gösterebiliriz. Ve şimdi çekiç mekanizmayı iterken çizelim. Çekiç mekanizmayı çekiç mekanizmayı iterken iterken serbest cisim diyagramı ne olacak? Ona bakalım. yine çekicin ağırlığı olacak. W m çarpı g çekici etki edecek. Yine sürtünme kuvveti olacak. F işte 60 N diyebiliriz. Bir de mekanizma çekici ittirecek değil mi? Dolayısıyla mekanizmanın bir de ittirme kuvveti olacak. Onu da N ile gösterebiliriz. Tabii normalde bu mekanizmanın çekici ittirme kuvveti biraz değişiklik gösterir aslında. Ancak biz bunu sabit kabul edelim ya da ortalama bir değer aldığımızı düşünelim. Ortalama bir değeri temsil ediyor olsun N. Şimdi bu diyagramlarımızı böyle oluşturduktan sonra bakın. İlk diyagram için burada şuna bakıp düşünmeye çalışalım. Ne olacaktır? Sigma F'ye eşittir değil mi? Yani Y doğrultusundaki işler ama kuvvetlerin toplamı bu o anlama gelir. Ne olacaktır? Bu aşağıyı pozitif alalım. Yani Y eksenini şöyle ters olduğunu düşünelim. Daha kolay olur. Almaya da biliriz ama böyle almak daha rahat e, rahatlatır bizi. E, bu şekilde baktığım zaman ne eşit olacak? Aşağıyı pozitif aldım. Mg eksi 60 Newton'a eşit olacaktır değil mi? Y doğrultusundaki kuvvetlerin toplamı. Peki bu neye eşitmiş aslında? Buna bakalım bir. Burada çekicin tabi ağırlı, çekicin ağırlı, çekicin kütlesini vermemiz gerekiyor. Tabi çekicin kütlesini vermeyi unutmuşuz. Çekicin kütlesini 200 kilogram olarak vermiş olalım. Burada çekicin ne diyelim? 200 kilogramsa kütlesi, yer çekimi yemesi de 9,8 metre bölü saniye kare ise eksi 60 diyoruz. Buradaki ne diyelim? Sigma FY'yi Y doğrultusundaki toplam kuvveti yaklaşık olarak 1900 olarak bulmuş oluruz. Yani 19, yaklaşık değil de 1900 olarak bulmuş oluruz. 1900 Newton tabii ki. E, ve 3 metre e, mesafe kat ediyor öyle değil mi? E, dolayısıyla S1 de diyebiliriz ki 3 metre yer değiştirmeye sahip. Ve e, buradan ne neyi yazabiliriz aslında? Bu bu çekiç buradan mekanizmayı de, mekanizmayı değene kadar düşene kadar ki durumu gözlüyoruz. çekiç üzerinde yapılan toplam iş neye eşit olacaktır? Net kuvvet 1900, net kuvvet çarpı yer değiştirme eşit olacaktır 3. Değil mi? 5700 Jouldür. Ve bu 5700 Joul neye eşittir aslında? 5700 Joul yani V toplam neye eşitti? Biraz önce gördük. Kinetik enerjideki değişime eşitti. başlangıçta çekicin durduğunu fark ediyoruz. E, dolayısıyla en başlangıçta kinetik enerji sıfır olacaktır. Hızı sıfır olduğu için. E, o halde W toplam yani 5700 e, Joule ne eşit olacaktır? K2'ye yani 1 bölü 2 çarpı çekicinin kütlesi 200 çarpı hızının karesine değil mi? Hızının karesine eşit olacaktır. Mekanizmaya değdiği andaki hızının karesine. E buradan da hızı bulacak olursanız buna V2 diyebiliriz mesela. Buradan hızı bu eşitlikten bulacak olursanız 7,55 metre bölü saniye bulursunuz. Ve dolayısıyla çekicin mekanizma değdiği andaki hızı 7,55 metre bölü saniyeymiş diyoruz. Şimdi e, ikinci diyagrama bakalım. İkinci diyagramda da yine kuvvet net kuvveti yazalım. Sadece y doğrultusunda kuvvet olduğu için e, sigma Fy yazıyorum ve aşağıyı pozitif alıyorum. Mg eksi ne olacaktır? E, eksi F eksi N olacaktır değil mi? Burada e, iki tane kuvvet var e, bu ağırlığın tersi yöne bakan. E, dolayısıyla aslında burası zaten 1960 olarak bulmuştuk. Şu 60'tı zaten bunların ikisi 1900 yapar. Bu da 1900 eksi N'ye eşit oluyormuş demek ki. 1900 eksi N diyebiliriz. Şimdi e, burada net kuvvetin yaptığı toplam işi yazacak olursak eğer neyi buluruz? E, net kuvvet 1900 eksi n kadarmış. 1900 eksi n çarpı yer değiştirme. Yer değiştirme ne? E, 7,4 santim. O, onu tabi metre olarak yazıyoruz değil mi? s sistemiyle çalışıyoruz çünkü 0,074 metre olacaktır. Bu da neye eşit olacaktır aslında? Kinetik enerjideki değişime yani Cismin e, işte çekicin şu noktadaki kinetik enerjisi eksi bu noktadaki kinetik enerjisine eşit olacaktır. Ona da K3 eksi K2 diyebiliriz. Tabii ki cisim e, bu mekanizmayı gömdüğü zaman ya da çekiç bu mekanizmayı gömdüğünde buraya geldiğinde artık duruyor değil mi? Dolayısıyla son kinetik enerjisinin sıfır olması gerekiyor. Çünkü son hızı sıfır. Dolayısıyla K3'e sıfır diyebiliriz. E, K2'nin de zaten burada ne olduğunu bulmuştuk aslında. K2'nin ne olduğunu işte 5, 5700 değil mi? 5700 olacaktır. Bulmuştuk. Bu K2 eşitti W toplam buradaki. E dolayısıyla bu 5700'dü zaten. E o halde bakın 1900 eksi N çarpı 0,074 eşittir. Ne oluyor? Eksi 5700 oluyor. E buradan da N'yi bulacağız. N'yi bulacak olursanız yaklaşık olarak 79.000 bin e, Newton olduğunu görürüz. Demek ki o halde çekicin mekanizmaya uyguladığı ortalama kuvveti ya da burada N aslında birazcık değişiklik gösterir demiştik ama biz ortalamasını alalım. Buradaki N ne, e, ne diyelim 79.000 Newton'dur e, diyebiliriz. Tabii ki e, ne N aslında burada ne dedik mekanizmanın çekici uyguladığı kuvvet değil mi? Ama sonuçta çekişte mekanizmaya aynı kuvveti uygulayacaktır. Yani etki tepki çifti var ortada. Ya da onun da büyüklüğü 79 bin Newton olacaktır. Aynı şey olacaktır diyebiliriz. Evet şimdi buradaki örnek üzerine aslında düşündüğümüz zaman bu örnek bize bir şey söylüyor. Kinetik enerjinin anlamına dair bir şey söylüyor. Şimdi çekiç duruyorken bakın başlangıçta duruyorken düşüp mekanizmaya vurduğu zaman bir kinetik enerjiye sahip oldu değil mi? Düştü çünkü bir kinetik enerjiye sahip oldu. Bu kinetik enerji ona etki eden kuvvetlerin yaptığı toplam işe eşitti. Ona etki eden kuvvetler neydi? Ağırlıkla sürtünme kuvveti etkiliyor. Bunların yaptığı toplam işe eşit olan bir kinetik enerjiye sahip oldu düşüp buraya vurduğun vurduğu zaman bu sonuç aslında genel olarak geçerlidir. M kütleli bir cismi duruyorken ivmelendirmek için bir iş yapılması gerekiyor ve yapılan toplam iş aslında o cisme kazandırılan kinetik enerjiye eşittir. Yani duran bir cismin üzerinde bazı net kuvvetler bir iş yaparsa ona bir kinetik enerji kazandırır diyoruz. Tabi olaya tersinden de bakabiliriz. E, ne diyelim? E, şu şekilde düşünelim. Çekiç mekanizmaya vurduğu zaman e, bir kinetik enerjiye sahipti. Ve tekrar çekiç durana kadar, değil mi? Şöyle bir yere kadar geldi ve durdu. E, durana kadar bu kinetik e, enerjiye eşit bir iş yaptı. Değil mi? Dolayısıyla e, cisim üzerinde bir iş yapıldığı zaman, bir kuvvetleri iş yaptığı zaman bir kinetik enerji kazanıyor. E, kinetik enerji e, yine... Kinetik enerjisi sıfıra inene kadar da e, cisim e, bir iş yapabiliyor. E, yine ki, bu kinetik enerji eşit bir iş yapabiliyor e, diyebiliriz. Evet, bu şekilde kinetik enerjinin anlamına dair aslında e, bir şeyler fark etmiş olduk diye düşünüyorum. E, bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda e, yine e, bu iş enerji konusuna devam ediyor olacağız.